Değerli büyüklerim, sevgili gençler, buradan olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca Türk Hava Yolları'na da teşekkür ederim. Bu akşam zaten yine kendileriyle birlikte Tayland yollarında uçakta birlikte olacağız. Onun için buradan çıkınca direkt havalimanına gitmek zorunda olduğu için özür dilerim. Yoksa sizlerle konuşmayı çok isterdim. Bugün ben size Türkiye'de yaptığımız bir projeyi anlatacağım. Ben yaklaşık 15 yıl boyunca yurt dışındaydım. MIT, Oxford, CERN gibi bir kariyerim var. Sonra yaklaşık 7 sene önce Türkiye'ye geldim. Fakat hala bir ayağım yurt dışında ve uzay radyasyonu testleri projesinin yürütücüsüyüm gibi bir CERN ortaklığı. Ben aslında bir parçacık fizikçisiyim. Parçacık fizikçisi deyince büyük ihtimalle zaten aklınıza hemen CERN geliyor. CERN'de bizim temel bilim olarak öğrenmeye çalıştığımız ve anlamaya çalıştığımız en önemli sorulardan bir tanesi karanlık madde. Ve bunun için yakın dünya yörüngesinde, yani Uluslararası Uzay İstasyonu'nu belki duymuşsunuzdur. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kozmik ışın ölçümü, karanlık madde ve karşıt madde araştırmaları üzerine çalışıyoruz. Bu bizim ekip olarak, benim ve ekibimin temel bilim ayağımızı teşkil ediyor. Diğer taraftan da uygulamalı bilim de yapıyoruz. Şimdi uygulamalı bilim derken ne demek istiyorum? Bu temel bilimin ülkedeki teknoloji ve sanayiye faydasından bahsediyorum aslında. Milli uydularımız, örneğin Göktürk ve diğer İmece uydularımız için radyasyon dozu tahmini ve radyasyon sonucu oluşabilecek, o uydularda radyasyon sonucu oluşabilecek etkilerin anlaşılması için bir tesis kuruyoruz Kalkınma Bakanlığı desteğiyle. Bu da ODTÜ Saçılmalı Demet Hattı projesi. Bu da bizim uygulamalı araştırma ayağımız. Ben kendi hayatımdan örnekler vererek aslında uluslararası etkileşimin ve bu etkileşim sonucunda Türkiye'ye yapılacak olan bilgi transferinin önemine değinmek istiyorum. Bu Uluslararası Uzay İstasyonu tanıyanlarınız olabilir. Kendisi bir şu alan yaklaşık olarak bir futbol sahasından daha büyük. Şu güneş panelleri özellikle çok büyük. İçinizde bunu canlı olarak çıplak gözle gören oldu mu acaba? Çok az, çok az. Lütfen arkadaşlar. Çok rahat çıplak gözle görülüyor. Tek yapmanız gereken şey Google'a Uluslararası Uzay İstasyonu gözlem yazıp onu görmek için doğru saati gözlemlemeniz. Bunu yapın. Neden yapın? Çünkü ne yazık ki şu anda ülkemizde ve dünyada birçok uluslararası uzay istasyonu gözlemi UFO olarak algılanıyor. Onun için siz onu görün, herkese söyleyebilirsiniz. O bir UFO değil, o bir uluslararası uzay istasyonu diye. Neden derseniz çok parlak bir obje. Çünkü üzerinde büyük güneş panelleri var. O güneş panelleri ışığı yansıtıyor ve size doğru gelirken çok parlak gibi gözüküyor. Sonra birdenbire hop diye yok oluyor. İşte beni gördü yok oldu falan diyorlar ya. Halbuki orada açığı, ışığı yansıtacak açığı birdenbire o açının dışına çıktığı anda kayboluyormuş gibi gözüküyor. Onun için gerçekten ilginç bir şey Uluslararası İstasyonu. Şu anda üzerinde 6 astronot yaşıyor. Şu maviyle, koyu maviyle işaretlediğim yuvarlak ise bizim uzaydaki dedektörümüz ismi Alfa Manyetik Spektrometresi. Neden Alfa? Alfa Uluslararası Uzay İstasyonu'nun uzaydaki kod adı. Manyetik, onu anlatacağım. Çünkü manyetik alanlarla parçacıkların cinsini öğrenebiliyoruz. Spektrometre ise aslında bir ayrıştırıcı demek. Yani parçacık ayrıştırıcısı. Bu bir parçacık ayrıştırıcısı. Kendisi 5 metreye, 4 metreye, 3 metre boyutunda, 7,5 ton ağırlığında ve üzerinde 300 bin elektronik bilgi kanalı olan bir büyük dedektör. Toplamda 7,5 ton. Eğer uzaycı bir tanıdığınız var ya böyle uzay işleriyle uğraşan 7,5 ton çok ağır. Ya Göktürk 2 şöyle minicik bir çamaşır makinesi boyutundaydı. Öyle düşünün. Yani çoğunlukla boyut o. Ağırlık işte 1 tondan altı çoğu. Uzaydaki objelerin 7,5 ton çok ağır bir büyük daha doğrusu uzayda yer çekimi olmadığı için doğru kelime kütleli. Ve 650 işlemci var üzerinde. Bunları ne için kullanıyoruz? Biz içinden geçen parçacıkları gözlemliyor. Uzayda bir elek gibi böyle duruyor ve uzaydan gelen parçacıklar onun içinden geçerken o geçen parçacıkların geçtiği yolları gözlemliyor ve bize o bilgiyi yolluyor. Yani bize uzaydaki parçacıkların hem enerjisini, hem momentumunu, hem cinsini vererek bize o bilgiyi
yeryüzüne yolluyor. Şimdi uzaya giden her şey için uzaya gitme fotoğraflarını göstermek bizim camianın böyle alameti farikalarından diyelim. Bizim cihaz ne zaman uzaya gidecekti? 2004 senesinde uzaya gidecekti. Sonra Kolombiya faciası oldu. Hatırlayanlar var mı? 2002 senesinde bir uzay mekiği dünyaya dönerken darmadağın olduğu içindeki 7 astronot vefat etti. Onun için birdenbire benim MIT'deki doktora tezim, ben bunun üzerine çalışıyordum, sekteye uğradı. Ve uzaya gitmeyeceğine karar verdim NASA. Sonra işte ben Atlas'ta çalıştım, CERN'de çalıştım, Türkiye'ye dönüyorum 2 yıl 2011. Nihayet uzaya gideceği ortaya çıktı. Ben de eski profesörümün kapısına tık tık vurdum. Dedim ki, kendisi 1976 Nobel ödülü sahibi Samuel C. Sitting. Dedim ki kendisine, ben bu projeye geri dönmek istiyorum. O dedi ki, Bilge çok seviniriz, git Türkiye'de kendi ekibini kur. Ben de Türkiye'ye Türk Hava Yolları'na ihtiyaç duymadan böyle kanatlanarak geldim tabii ki. Ondan sonra çok mutluyum. Çok ama öyle olmadı. Dediler ki, karanlık maddeyi araştıracaksın, neden? Antimadde ne işimize yarar? Sanayi ve teknolojimize nasıl bir katkısı var bu yaptığınız temel bilimin? Burada gençlere konuşuyorum. Çünkü siz de temel bilimciyseniz bu tip sorularla karşılaşabilirsiniz. Bazen dalgasına geçmek istediğim zaman şey diyorum, diyorum, karanlık madde yenir mi? Şimdi bu soruya yaklaşık 120 yıl önce J.J. Thomson maruz kalmış İngiltere parlamentosunda. Sormuşlar kendisine, elektronu bulduğunda ne olacak demişler. Maliye Bakanı, İngiltere Maliye Bakanı soruyor, diyor ki, elektronu bulduğunuzda ne olacak? Thomson çok zeki adam, diyor ki, Sayın Bakanım bilmiyorum. Ancak söz veririm ki 20 seneye bunu vergilendirmenin yolunu bulursunuz. Şimdi o açıdan bana soruyorlar, karanlık madde ne işe yarayacak diye. Bilmiyorum, bir bulalım önce, ondan sonra vergilendiririz mutlaka. Burada AMSC Endeavour'ın yük odasında 2011 senesinde fırlatılmaya hazır halde görüyorsunuz. Bir sonraki slayda gidersek bizi uzaya götüren ekip 6 astronot ve fırlatılış 16 Mayıs 2011. Sonra tabii bu şu anda çok gündemde sanırım, değil mi, bu fırlatma olayları. SpaceX sağ olsun, Elon Musk sağ olsun. Şimdi burada küçük bir ara verip şunu anlatmak istiyorum. Şimdi burada görüyor musunuz şu Endeavour ismindeki bu uçak gibi olan şeyi? Yani roket gibi kalkıyor ama uçak gibi iniyor. Artık kalkmıyor. Shuttle programına son verdiler ama mekik programına. O 110 ton. Şu dış tank, yani portakal gibi gözüken kısım, ki içinde sıvı hidrojen ve sıvı oksijen var. İkisini direkt suya yakarak kaldırma gücü sağlıyor. O kısım 756 ton. Yanda iki tane katı hal roketi var. Katı roket hızlandırıcısı var, özür dilerim. Onların ışığını görüyorsunuz. Aşağıdaki ateşleri görüyorsunuz. Onlar SRB 1142 ton. Yeryüzünden ne kadarla kalkıyorsunuz? 2008 tonla kalkıyorsunuz. Amacınız ne? Uzaya 7,5 ton götürmek. İçimizde kimyagerler bağırması lazım. Yaptığınız en verimsiz iş bu diye. Enerji açısından düşününce acayip verimsiz bir şey. Şimdi diyebilirsiniz ki, uzaya ne için gidiyoruz? Uzaya birçok şey için gidiyoruz. Düşük dünya yörüngesine dünya gözlemi için gidiyoruz. Orta dünya yörüngesine GPS'ler için gidiyoruz. Yüksek dünya yörüngesine ya GEO'ya TÜRSAT'lar için gidiyoruz. Çok işimiz var uzayda. Ve uzayda işimiz olmaya devam edecek aslında. Dünya gözleme uydularından, meteorolojiden, gelecekte tarım tahminlerine kadar birçok ihtiyacı var Türkiye'nin de. Uzaya gitmeye ihtiyacımız var yani. Ama isterseniz bu işe gelin biraz da Nazım Hikmet'in gözünden bakalım. Çünkü bir söz vardır, bilir misiniz? Bilim ancak bir şeyin nasılını bize anlatır. Nasıl uzaya giderseniz anlatır bilim. Gerçek nedeni ancak ya din, ya ruhumuzla ilgili bir şey, ya da şiir verir. Nazım Hikmet 1950'lerde
büyük nükleer denemeler olurken, nükleer bomba denemeleri olurken bir şiir yazıyor. İsmi Strontium 91. 90, özür dilerim. Strontium 91. Diyor ki her şeye nükleer atıklar yağıyor diyor. Ve sonunda diyor ki ya ölü yıldızlara götüreceğiz hayatı ya da ölüm inecek yeryüzüne. Ben asıl o taraftayım. Benim inancım bu. Bir şekilde insanlığın bu yeryüzünü başka yerlere götüreceği düşüncesindeyim. Onun için uzayı daha çok anlamaya ihtiyacımız var. Daha iyi anlamaya ihtiyacımız var. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bu deneyimiz 2011 senesinde uzaya gitti ve gördüğünüz üzere burada şimdi Türkiye iyi olarak gözüküyor. Diyeceksiniz ki hocam pekala karanlık madde yenir mi diyen bürokratlara siz bu işi nasıl anlattınız? Bu işin sanayiye olan faydasını anlattım, teknolojiye olan faydasını anlattım. Çünkü biz uzayda karanlık maddeyi ölçmeye çalışırken diğer yanda uzaydaki tüm parçacıkları ölçüyoruz. Ve bu parçacıklar uyduların içinden geçerken aynı zamanda uydulara zarar veriyorlar. Yani bizim çöpümüz bulmaya çalıştığımız kısım değil, karanlık madde değil. Ama karanlık maddeyi araştırırken ölçtüğümüz kozmik ışınlar bize uzayda Türkiye'nin milli ve yerli uydularına zarar veren parçacıkları teşkil ediyor. Bu CERN'in kontrol odası, CERN'deki kontrol odası, NASA izin verdi. EMS'in kontrol odasını CERN'e taşıdık. Ve geçen hafta benim öğrencim Çağlar Konak bu odadaydı. Pekala bu alan nasıl başladı, parçacık fiziği? Nasıl oldu bu? Nasıl geldik uzaydaki radyasyonu fark ettik? Nasıl anladık? Dr. Hess isminde hafiften çılgın bir bilim insanı 1912'de balonlarla 17.500 fite kadar çıkıyor ki bu çok zekice bir iş değil. Çoğunlukla o mesafe yüksekliklere çıkınca şimdi oksijen tübüyle çıkıyorsunuz. Kendisi bunu yaparken o zaman için balon rekorunu kırıyor. Çünkü Merkürilerden sonra başlayan dönemde dağlarda radyasyonun daha fazla olduğu öğreniliyor. Ve kendisi diyor ki bu acaba radyasyon dağların kendi içsel yapısından dolayı mı daha fazla yoksa uzaydan geldiği için mi daha fazla? Bu soruyu soruyor kendisi. Güzel bir soru. Ve onun için dediğim gibi balonlarla dünya rekorunu kırıyor. Ve şeyi buluyor ki uzaydan gelen bir radyasyon bu. Yükseklere çıktıkça radyasyon sürekli artıyor. Dağlara yakın olmasanız bile. Biz şimdi bunların kozmik ışınlar ve çoğunun ışık hızına çok yakın giden protonlar olduğunu biliyoruz. İşte biraz sonra ben Türk Hava Yolları uçağına binip de Tayland'a doğru yola çıkarken bu kozmik yağmurun içinden geçeceğim. Ve yaklaşık olarak şu anda bu odada sizin aldığınız radyasyonun ortalama olarak 20 ile 30 katı daha fazla radyasyon alacağım saniye başına. Peki uzayda biz bunları nasıl görüyoruz? Uzayda biz bu parçacıkları dağılmadan önce, yani atmosferde bir çekirdeğe vurup da dağılmadan, yağmurlanmadan önce görüyoruz. Bu parçacıklardan da evrende parçacıkların nasıl hızlandırıldığı konusunda bilgi ediniyoruz. Mesela burada bir pozitron görüyorsunuz, uzaydan gelmiş ve dedektörümüzün içinden bu kırmızı çizgi olarak gelip geçmiş. Dedektörün farklı yerlerinde bunun farklı özelliklerini ölçüyoruz. Elektron olduğunu, momentumunu, enerjisini. Ve belki duymuşsunuzdur, karanlık maddenin izi olabilecek bir fazlalık bulduk. Yüksek enerjilerde pozitronların sayısının elektronları geçtiğini bulduk. Bu da medyada da yankı buldu. Karanlık madde nedir derseniz, karanlık madde ışıkla etkileşmeyen bir şey. Dikkat edin, karanlık diyorum, kara demiyorum. Kara bir renktir, ışığı yutar. Karanlık ise ışıkla etkileşmez, ışığın olmadığı yerdir. Yani öyle bir şey düşünün ki, şu andaki bu bütün bizim gördüğümüz fotonları, ışığı görmüyor bu madde. Işıkla hiç etkileşmesi yok. Şu anda içimizden gelip geçiyor. Biz onlar için bir elek gibiyiz, onlar da bizim için bir elek gibi. Bizle etkileşmeden bir şekilde yoluna devam ediyor ama kendi kendine etkileşiyor. Neden? Çünkü burada gördüğümüz galaksiler, ki bu Hubble'ın çektiği bir fotoğraf, bu galaksilerin içindeki toplam kütleye ışık olarak baktığımızda, yani bu galaksilerin yaydığı ışığa baktığımızda olması gerektiğinden 7'de birini görüyoruz. Yani maddenin sadece 7'de birini görünür. Maddenin diğer geri kalanı görünmüyor. Ve bu madde öyle bir şey ki, karanlık madde toplaşmayan bir şey. Mesela biz toplaşan bir şeyiz. Şöyle düşünün. Dünya var, Mars var, Jüpiter var. Bunlar topak topak. Ama karanlık madde öyle değil. Jüpiter'le Uranüs'ün orta noktasını alın.
Şu anda boştur değil mi? Bomboş bir yer. Oradaki karanlık madde yoğunluğu bu odadaki karanlık madde yoğunluğuyla aynı. Böyle garip bir şey karanlık madde ve hala onu anlamaya çalışıyoruz. Ve şimdi bu ölçüm bize karanlık maddenin kütlesinin yaklaşık 1 tera elektron volt civarlarında olduğunu söylüyor. Pekala bu bilginin Türkiye'ye faydası ne? Dünya yörüngesindeki radyasyon ortamını ölçüyoruz. Dünya yörüngesinde radyasyon ortamı öyle uzaya doğru gittikçe sonsuza kadar artmıyor. Çok ilginç bir şey var. Dünyanın manyetik alanı var. Dünyanın manyetik alanından dolayı dünyaya doğru gelen parçacıklar kuzey ve güney kutuplarına doğru yönlendiriliyorlar. Ve hatta orada da auroralar. Evet, kuzey ve güney kutlu ışıklarını üretiyorlar. İşte bu güzelim görüntü aslında parçacıkların dünyaya doğru yağarken nitrojen ve oksijen çekirdeklerini heyecanlandırmasından ötürü. Çok ilginç bir olay daha var. Dünyanın dönüş ekseni ile manyetik ekseni birbiriyle çakışık değil. Tam üst üste binmiyor. İkisinin arasında hem açı var, 11 derece, hem de ikisinin merkezleri de birbirlerinden birkaç kilometre uzakta. Onun için dünyanın manyetik alanının etrafında böyle kuşaklar oluşuyor. Simetrik bir kuşak da değil bunlar. Van Allen kuşakları yaklaşık Brezilya'nın kuzeyine doğru bir yerde dünyaya o kadar yaklaşıyor ki oradaki radyasyon miktarı çok yüksek. Hatta duyanlar olmuştur. Bermuda şeytan üçgeni onunla ilgili mi değil mi falan diye çok şey yazılır. Hala tam olarak anlaşılmış durumda değil bu. Fakat dünyada bizim için ilginç olan, uydularımız için ilginç olan LEO yani düşük dünya yörüngesi ki bunlar gök serisi olarak düşünebilirsiniz. Onların aldığı radyasyon şu anda şu odada sizin aldığınız radyasyonun yaklaşık saniyede 100-200 katı. MEO'da yani orta dünya yörüngesinde Türkiye'nin hali hazırda bir zamanlama uydusu yok. Yani GPS uydusu yok. Ama olursa onun aldığı uydu düşük dünya yörüngesinin 100 katı. Ve GEO yani TÜRSAT'ların olduğu yörüngelerde ise düşük dünya yörüngesindekinin yaklaşık 10 katı. Pekala... bir önceki slayttan bahsedersem, Türkiye'nin şu anda İMECE isminde bir yer gözlem uydusu yapıyor şu anda Türkiye. Yaklaşık herhalde 2020'nin sonu 2021'in başında uzaya gidecek. Ve bu yer gözlem uydusunun da yapılacak olan bu yer gözlem uydusunun alacağı radyasyon tahminlerini ben ve ekibim yaptık. Sonra da bize dediler ki yaklaşık bundan 2-2,5 sene önce, o zaman hocam aynı zamanda bu uydunun komponentlerini test edebilir misiniz? Şimdi bu ne demek? Cep telefonunuz örneğin. Cep telefonumuzu ki bunu yaptı, Amerika'da bir lise bunu denedi. İşte cep telefonunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolladılar. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında bir hafta kaldı. Bir hafta sonra çalışmıyordu. Radyasyondan dolayı. O kadar radyasyon var ki elektronikler radyasyondan dolayı bozuluyor. Hani bizim DNA'mızın bozulduğunu biliyorsunuz ama elektronikler de aynı şekilde bozulabiliyor. Onun için proton hızlandırıcı tesisi var Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun. Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde. Bu tesis yaklaşık 5 yıl önce açıldı ve burada protonlar hızlandırılıyorlar. Ve ondan sonra da 3 oda var. Burada çok net görünmüyor ne yazık ki ama 3 odada bu üç odada radyo farmasötik üretiyorlar. Radyo farmasötik nedir derseniz belki ilaçlı tomografi duyanlarınız olmuştur. İlaçlı tomografi. Anneniz, babanız, teyzeniz falan çektirmiş olabilir. O ilaç tomografideki o ilaçları üretmek için kurulmuş bir tesis burası. Yani nükleer bir tesis. Ancak bu şu oda, aşağı şöyle anlatayım. Aşağı soldaki oda, bu pek görülmüyor çünkü. Aşağı soldaki oda Ar-Ge odası ve bize dedikleri zaman savunma sanayi müsteşarlığı bize dedi ki siz de bu testleri Türkiye'de yapabilir misiniz dediği zaman buradaki protonların enerjisinin uzaydakine çok benzediğini bize söyledik. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Hızlandırıcılardan çıkan parçacıklar çoğunlukla böyle ip gibi, saç teli gibi, incecik. Çünkü amacınız bir yere vurdurup orada radyo farmasötik, yüksek yoğunlukta radyo farmasötik üretmek.
Ama bizim amacımız ne? Uzaydaki ortama benzetmek. Yani genel radyasyonun olduğu geniş bir alan ki elektronik kartları test edebilin. Biz de onun üzerine bir saçılmalı demet hattı tasarımı yaptık. Demetin genişliğini çok küçüktü büyütmek için ve akı çok yüksekti onu düşürmek için. Şimdi dört kutuplu mıknatıstan bahsedeceğim. Bu hepinize sanırım yabancıdır. Ancak çoğunuz ince kenarlı mercekleyebilirsiniz. İnce kenarlı mercekler. Çoğunlukla ince kenarlı merceği ışığın gelen bir ışık demetinin önüne koyarsanız onu açar. Bir proton demeti için ince kenarlı merceğin eş değeri dört kutuplu mıknatıslar. Biz de üç tane dört kutuplu mıknatıs kullanarak demeti genişletmeye çalıştık. Ve de ince saçılımlı filmler ve kolimatörler, yani şöyle yapıyoruz. Demeti saçıyoruz, kesiyoruz. Saçıyoruz, kesiyoruz. Bunu yaparak da demetin akısını düşürmek için bir demet kurduk. Bu teknik çizim. Bu kurulumu ilk iki mıknatısı yurt dışından aldık. Sonra dedik ki üçüncü büyük, şu mıknatıslar standart, böyle off the shelf diyebileceğimiz. Standart 200-300 kiloluk, hani böyle ince kenarlı merceğin gidip bir yerden alabileceğim versiyonu var, bir de alamayacağım versiyonu var, onun gibi düşünün. Bu 200-300 kilogramlık standart iki tane mıknatıs. Bunları yurt dışına aldık, biraz oynadık, çalıştık, bir şeyler öğrendik kendi kendimize. Sonra dedik ki standart olmayan bir tane daha mıknatıs gerekecek. 3 mıknatısa ihtiyacımız var, onu Türkiye'de dizayn edelim dedik. Ve yaptık. 4 kutuplu mıknatısın tüm tasarımını yaptık. Sonra ihalesini açtık. Sönmez Trafo Gebze'de onu kazandı. Sonra bütün süreci ODTÜ ile birlikte, Sönmez Trafo ile birlikte yürüttük. Ve bu arada CERN'den çok ciddi teknoloji transferi yaptık. Şimdi şirkete teknoloji transferi yaptık ama ODTÜ'ye bilgi transferi yaptık. Bunu neden söylüyorum ve önemlice üstüne basmak istiyorum? Çünkü teknolojiyi transfer ederken bir şeyin nedenini bilmezsiniz. Size nedenini söylemek zorunda da değiller. Ama bilgiyi transfer ederken aslında onun nedenini, niçinini, tamam bunu böyle yapıyorsun da bunu neden böyle yapıyorsun öğreniyorsunuz. Ve Türkiye'de ne yazık ki birçok şey hala teknoloji transferi üzerinden yürüyor, bilgi transferi üzerinden değil. Eğer bir şeyin bilgisini transfer edersen onun bir sonraki versiyonunu da Türkiye'de yapabilirsin. Teknolojiyi transfer edersen bir sonraki versiyonunu yapamazsın. Onun için arkadaşlar lütfen bir şey transfer edecekseniz Türkiye'ye onun bilgi olmasına önem verin, gösterin. Sonra yine bir ilk yaptık. TÜBİTAK UME ile birlikte çalıştık ve Türkiye'de bu mıknatıs testlerini gerçekleştirmek, yani manyetik ölçümleri yapmak için bize bir laboratuvar kurdu TÜBİTAK UME, Ulusal Metroloji Enstitüsü. Ve onlarla birlikte Türkiye'deki kabullerini yaptık. Sonra dedik ki biz bu mıknatısı bir de CERN'e yollayalım, bir de CERN'de test edelim. 2-13 Nisan tarihlerinde, yani bu ayın başında CERN'deydik ekip olarak. Ve görüyorsunuz şurada, Certified by CERN diyor. Yani Türkiye'de yapılmış bir mıknatısı CERN'deki testlerde de başarıyla geçti ve bu şirket bundan sonra CERN'e de mıknatıs satabilecek. Diğer taraftan soğutma sistemimizi kurduk. Kontrol sistemimizi, test sistemimizi kurduk. Kurulum, demet hattının kurulumu, bu ilk iki mıknatısla kurulumu. Bu arada bir yandan ön test yapmaya karar verdik. Üçüncü mıknatısı üretirken ve ön test kurulumunu tamamladık. Sonra da açılışta Davut hocamızı, biraz önce zaten konuşma hocamızdı. Davut hocamız da geldi ön test açılışına 26 Aralık 2017'de. TAYEK Başkanımız. Ve sonra da Türkiye'de uzay için üretilmiş 9 ürünün testini gerçekleştirdik. Radyasyon ortamına benzer. Fakat radyasyon ortamı ön testler için sadece 6'ya 8 santimdi. Çünkü ilk mıknatıs kullandık. Üçüncü mıknatıs henüz gelmediği için. Şimdi her şeyi söktük. Bazen bir şeyleri sökmek yanmaktan daha zor, onu da öğrendik bu arada. Çünkü şu odanın şu kenarına şu mıknatıs geldi. Geçen hafta geldi Belçika'dan. 5 kollu bir anahtar mıknatıs. Neden? Çünkü bu oda çok değerli. Türkiye'nin ilk proton hızlandırıcısı. Tek kullanıcı biz olmamalıyız tabii ki. Bizim yanımıza 4 tane daha deneye gelebilsin diye demeti 5'e bölen bir mıknatıs aldık. Ve bu mıknatıs sayesinde biz şimdi şu en uzun kola sıfırdan tekrar her şeyi söktük.
Şimdi o mıknatısı koyacağız önümüzdeki hafta. Sonra tekrar her şeyi kuracağız. Yaklaşık 6 ay daha var. Ama ondan sonra birçok şeyi daha test edebileceğiz. Türkiye'de üretilen yenilikçi elektronikleri ve malzemeleri. Şimdi bu bütün bu proje neden yapılabildi? Yapılabilmesinin arkasındaki en önemli şey CERN'e asosiye üye olduk. Biz Kalkınma Bakanlığı projesiyiz. Müşterimiz Savunma Sanayi Müsteşarlığı. Çünkü Türkiye'nin hali hazırda bir uzay kurumu ne yazık ki yok. Olması gerekiyor mu? Evet, tabii ki. Bekliyoruz. Beklerken bir yandan da iş yapmak lazım. CERN'e asosiye üye olduk. CERN'e asosiye üye olduk. Bu projeyi yazdık. Ay vallahi. Anladılar, evet. Teşekkür ederim. Gerçekten çok felaket boğazım kurudu. CERN'e asosiye üye olduk. Biz Türkiye olarak bu projeyi uzay radyasyon testlerini yapmak için kurduk. CERN ise bunu neden kabul etti? CERN'ün bir sonraki hızlandırıcısı, yüksek ışınımlı büyük hadron çarpıştırıcısının radyasyon isterleri de bu bizim projeye çok yakın. Onun için hem Türkiye'nin uzay programı için testler yapacağız hem de CERN'ün yüksek ışınımlı büyük hadron çarpıştırıcısı için radyasyon testlerini yapacağız. Yani biz hem Kalkınma Bakanlığı projesiyiz hem de bir CERN projesiyiz ve bu asosiye üyelik kapsamında CERN'den istediğimiz gibi bilgi ve teknoloji transferi yapabiliyoruz. Bütün bunlar ekibim sayesinde oluyor. Türkiye'de ne yazık ki eğer karşılaştırmam gerekirse, yurt dışındaki öğrencilerle karşılaştırmam gerekirse en büyük eksiklik ekip çalışması. Yani CERN'deki ortalama bir Türk öğrencisinin CERN'deki yahut MIT'deki yahut Oxford'daki bir öğrenciden çok büyük bir farkını görmüyorum. Ama ne yazık ki birlikte çalışmayı bilmiyoruz. Bunun da nedeni biliyoruz. At yarışı gibi davranılıyor bize. Sınav sistemi hepimizi koşmaya ve tek başına koşmaya alıştırıyor. Çünkü sınava tek başına giriyorsun. Tek olmayı öğreniyorsun. Bireyselliği öğreniyorsun. Halbuki şu anda dünyada teknoloji geliştirmenin en önemli kuralı birlikte çalışma kuralı. Birlikte çalışacaksın. Elektronik mühendisi kimyagerle, biyologla birlikte çalışacak. Benim ekibim şu anda bir mekanik teknikerim var, birimiz var, bir elektrik teknikerimiz var, bir iki elektronik mühendisimiz var, iki makine mühendisimiz var, dört fizikçimiz var, bir idari uzmanımız var. Epey kalabalık bir ekibiz. Toplamda 13 kişiyiz. Bir de çok fazla stajyerimiz var, üniversite öğrencisi var. Bir 5-6 tane bize böyle takılan onlara uydularımız diyorum. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Burada olmama nedenim benim onlar. Türkiye inanma nedenim onlar ve sizlersiniz. Sonra Kalkınma Bakanlığı'na, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na ve TAEK'e teşekkür etmek istiyorum. Ve tekrar size ve dinlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum.